Ayol, ne iyi oldu baş başa tatile çıktığımız. Bunu her yüzyılda bir tekrarlayalım. He? Her yüzyıl mı? Her sene olmuyor mu? Paramız bitti Remzi. Artık her şeyi idareli kullanacağız. Tostçu abi, benim çift kaşarlıyı iade edebiliyor muyum? Hmm, yok ama tek kaşarlıya çevirebilirim. Hokus tostos. Öz Kral Turizm'in sayın İstanbul yolcuları. Aa, bize diyor. Koşun. Affedersin, affedersin. Ben de yolcu sayılıyor muyum? Öz Kral Turizm'in sayın yolcuları ve turşu bidonu. Böyle daha iyi oldu. Otobüsümüz perona yaklaşmaktadır. Oley! Otobüsümüz perondan uzaklaşmaktadır. Ah! Otobüsümüz ailesiyle vedalaşmaktadır. Ah! Otobüsümüz ne yapmaktadır? Sen bidon. Seviye atlayıp traktör olacak. Otur sıfır. Oley! Otur dediğine göre ben de koltuğa oturabilirim. Affedersiniz. Benim yerime oturmuşsunuz. Affedersin de nereden senin yerin oluyormuş? Biletimde ona yazıyor. Tamam işte. Koltuk ona ayrılmış. Sağ olun, sağ olun. Sen yol boyu böyle espri yap da önümüzdeki ekran yerine seni izleyelim. ay Remzi, ne yapıyorsun? Teyzeyi yerimden kaldırıyorum. Yaşlı kadını kaldırmaya utanmıyor musun? Yahu neden utanayım? Burası benim yerim. Tabii ki ben oturacağım. Olamaz. Toplum tarafından dışlanıyorum. Topluma uyu biraz, topluma. Sana ne oluyor? Sen bidonsun. Çaktırma abi. Beni de aralarında görüyorlar. Atın bunu aslanlara, yemedin. Şu valiz benim. Şu kokmuş peynir benim. Kadriye! Ay Remzi, koştun mu tüm yolu? Kadriye, eve gidelim. Ay titriyorsun, çok terlemişsin, soğuk çarpmış. Soğuk efendi, hemen buraya gelip bizi taşıyorsun. Of, ben Balkanlardan bunun için gelmedim. Hava durumu şovunda arkada durup ünlü olacaktım. Ayol, bu ses ne böyle? Sevimsiz hayalet mi geldi yoksa yine? Yok, ben değilim. Saat kaç? Bücü geç beşiyor. Canan hala uyuduğuna göre çok geç bir vakit. Sabah 4:30'da uyandırın beni. Ay! Remzi, sen niye yatakta değilsin? Koltuğumu kapacaklar Kadriye. İnemem, kaldım burada. Yola bensiz devam edin. Ay öf, uğraşamayacağım. Babanızla siz ilgilenin. Sabah yardım çağırırız. Uzak dur. Yerimi kapamayacaksın. Bazen bu evdeki tek çocuk ben değilmişim gibi hissediyorum. Tek değilsin zaten. Evet, ben de varım. Hayal etmiş sadece. Kendi koltuğunuzu getirdiğiniz için teşekkür ederim. Ama keşke kalabalık gelmeseydiniz. Evet, Remzi Bey'in neyi var tahmini olan? Komik bir ailesi var. Sana menemen yok. Bıyıkları var. Ne problemi var, onu soruyorum. Absürt surat sendromu. Dürülü dürülü. Siz nasıl itfaiye çırağısınız? Çırak değiliz ki, mahalle esnafıyız biz. Meraklandık geldik. Konumuza dönersek, yerini kaptırmak Remzi Bey'i gıcık etmiş. Süreci atlatana kadar yanında olun ve destek çıkın yeter. Hadi siz de dükkanlarınıza. Marş marş. Vay, tam İzmit pişmaniyesi gibi. Pişmaniye değilim, dedeyim ben. Konuşan pişmaniye. Kaçın! Remzi, er ya da geç o kanepeden kalkman lazım. Ayol, nasıl yemek yiyeceksin? Her şeyi tek tıkla çağırabiliyorum. Bak. Acılı dürüm. Ya sosyalleşme ihtiyacın? Arkadaş söylerim. Acılı arkadaş. Derdimi paylaşmak istiyorum ama dürümü paylaşsak ne olur? Tuvalet ihtiyacın? Bir dakika, bu olmadı sanki. Bu işte bir terslik var. Baba, mezuniyetimizi kaçırdın. Şimdi ne yapıyorsun? Çocukları yeni okula yazdırıyorum. Tekrar mezun olurlar. Baba, kanependen inmen lazım. Ne olur inat etme artık. Senin yanındayız ama sen bizim yanımızda olamıyorsun. Çocuklar haklı. İnmeliyim. Ama ya kanepemi kaparlarsa? Kanepemi bırakıp dışarı çıkmalıyım. Kanepem... Yeni bir Remzi sipariş verebiliyor muyuz?
Evet ama Remzi tek başına sipariş limitini doldurmuyor. Yanına içecek de söylemeniz lazım. Ailemi yüzüstü bırakmayacağım. Kanepemden inebilirim. Kanepe sörfçüleri. İha! Yolu açın. Kanepe sörfçüleri geliyor. İha! Kanepe sörfçüleri. Kapıyı açın. Kanepe sörfçüleri geliyor. Kanepe sörfçüleri. Televizyonu açın. Kanepe sörfçüleri geliyor. Kanep. Şşş, kanepe sörfçüleri. Mahallenin en büyük derdi. Oturma gruplarının düşmanı. Kanepem sörfçülere katılmış. Şakacı çete. Hı? Tar değil bu. Pamuk yağıyor. Kanepe dolgusu. Kanepe sörfçüleri. Belki sinemalarda. Pekala, acil durum toplantısı başlatıyorum. Tamam da niye buradayız? Çünkü burası kanepe sörfçülerinin giremeyeceği tek yer. Döşemelerin ezeli düşmanı. Meyve suyu dükkanı. Yoklama alıyorum. Huysuz Cüneyt. Burada. Tanımadığım adam. Burada. Yok yok, burada. Ya da şurada. Kadriye. Burada. Ekip şahane. Kanepe sörfçüleriyle nasıl baş edeceğiz? Önerileri alalım. Kar küreme makineleriyle küreyelim. Kabul edildi. Durun lütfen, küremeyin onları. Bana biraz süre verin, çözeceğim. 3 saniyen var. 1, 9, 4, 7. Çok şanslısın, sayı saymayı bilmiyorum. 24 saat içinde sörfçü çetesini çökertemezsen kar küreyiciler çalışır Kadriye. Merak etmeyin, bir planım var. Benim hiç planım yok. Yarısını bana versene. Ha? Misafirimiz var. Bebek patates. Patti, patti, patti. Remzi, benimle tekrar tatile çıkar mısın? Oo. Demek liderimiz tatile çıkıyor. Çık çık. Sörf yordu tabii. Sen onlara bakma Kadriye. Tutun bana, gidelim. Remzi, baş başa geleceğimizi sanıyordum. Ne var canım? Çocuklar eğleniyor. Kadriye, patates kızartması yiyemezsin. Ayıp olur. Sen görürsün Remzi Efendi. Bebek patates kumdan kanepe yapmış. Aferin sana. Ya sürün de pişmesin bari güneşte. Hemen. Tereyağı değil, güneş yağı. Oh, mis gibi koktu yalnız. Aslan yuvada. Tekrar ediyorum, aslan yuvada. Affedersiniz beyefendi. İçeride yerimiz kalmadı. Ama sizi arkaya bağlayabilirim iple. Öf, iyi tamam. En azından sörf yapa yapa gelirim arkada. Yalnız siz bir yerden tanıdık geliyorsunuz ama çıkaramadım. Hatırladım. Siz ilandaki beyefendisiniz. Bu fotoğrafın olmadığı yerden içli köfte almayın. Herkes sporcuya, aktöre benzer. Ben içli köfteciye benziyorum. Tuzak hazır. Ama acele edin. Kar küreyiciler geliyor. Yiha! Çözmeye çalıştığımız problemin kendisi oldum. Aman, ne diyorum ben? Açın yolu. Düttürüdüt geliyor. Kadriye, bir şey diyeceğim. Zor zamanlardan geçiyorum ve sana da çektirdiklerimin farkındayım. Her şey için özür dilerim. Ay Remzi, neredeyse üzüleceğim ama yemezler. Yap yap, özür dile. Oldu canım. Kadriye, beni ne zaman affedeceksin? Şimdi. İyiymiş. Şimdi dedim canan. Her yıl binlerce kişi dikkatsizlik sebebiyle kanepesinden düşüyor. Sen de buna dur de. Kanepende emniyet kemeri takmayı unutma. Ay! Liderimiz kanepesinden düştü. Kanepem. Ayaklarımı nasıl kullanacağımı unutmuşum. Nasıl yürüyorduk? Şakir, sıra sende. Baksana, o benim yerimdi. İner misin kanepemden? Hop hop hop. Yaşlı kadını kaldırmaya utanmıyor musun? Ama... Yeni liderimiz sensin. Emirlerini bekliyoruz. Yuhu! Sorumlusu Remzi nerede? Kadriye? Gel Remzi.
kanca beraber, kanca beraber. Kaçıyorlar, yakalayın. Ben de geri vites yok. Hep ileri. Bir kavşaktan U yapıp gelirim. Ha? Ha? Deniz kenarında olduğumuzu unutmuşum. Öncelikle kıymayı kasaptan alacağım. Marketten de çektirebilirsin ama ben kasabı tercih ediyorum. Niye biliyor musun? Eski kasapların kapısında böyle boncuklar var ya, onları aralamaya ve çıkardıkları seslere bayılıyorum. Neyse, ana konudan sapmayalım. Böyle biraz ekmek içi, biraz karabiber, çok az da tuz alıp kıymayı yoğurmaya başlıyoruz. Bak bak bak, yandaki teyze nasıl dinliyor? Yanlış bir şey desem hemen müdahale edecek oradan. Teyze, bugün sana uğraşacak olan çıkmaz buradan. Çünkü ben mükemmel köfte yaparım. Neyse, işte bak, hatta geçen gün evde köfte yoğuruyorum. Ding dong. Ne oldu? Kapı çaldı. Kim geldi? Keçi Necmi. Hem de elinde bir kutuyla. İşte geldi, böyle bir havalar, bir havalar. Neymiş efendim? Ayakkabısından ışık çıkıyormuş. Aslanım dedim, sen kime hava atıyorsun? Benim 4 yaşından beri ışıklı ayakkabım var deyince Keçi Necmi'nin yüzü düştü birden. Dedim sen misin? Gittim içeride, buldum ayakkabıyı, geldim. Bir baktım, ne göreyim? Necmi ortalıkta yok. Sonra ben de madem ışıklı ayakkabımı çıkarmışım o kadar, gidip biraz mahallede turlayayım dedim. Sonra bakkalın önünde ışıklı dans şovu yapmaya başladım. Ayaklarım büyüleyici bir şekilde ışıklar çıkarıyor. Bakkal bir anda etkilendi. Müşterileri unuttu, bana öyle baka kaldı. Sonra böyle müşterilerin hepsi dışarı çıktı ve benim etrafıma toplandılar. Bir bağırış çağırış görmen lazım. Herkesin gözü böyle kamaştı. Fakat o da ne? O da ne? O da ne? Meğerse, meğerse müşteriler bana değil, arkamda duran Keçi Necmi'ye bakıyorlarmış. Keçi Necmi gitmiş ve ışıklı mont almış. Evet, doğru duydunuz. Işıklı mont. Arkadaşlar, inanamadım. O sinirle eve doğru koştum. Artık nasıl sinirlenmişsem yolda iki büyük İskender yemişim. Gözüm kararmış o derece. Sonra eve girdim, internetin başına geçtim. Acaba ışıklı mont diye bir şey var mı? Yoksa Keçi Necmi bunu kendi mi yaptı diye araştırmaya başladım. O sırada ne göreyim? İnternetteki bir habere göre en sevdiğim oyun olan Uzaylı Avcısı Profesör 4 çıkıyor. Hemen ön sipariş vermek üzere. Yeter! Oh! Oh! Buradan taksiye binsem Remzilerin evine en az 150 lira tutar. Ne kadar tuttu taksici bey? 150 lira. Doğru tahmin etmişim. Al. Nerede kalmıştım? Ha işte, baktım sonra bu ışıklı montlar. Yeter. Yalvarırım, sus. Necati, sinirlerim gerildi. Suratım şişti. Senin sesinden geceleri uyuyamıyorum. Ödevlerim birbirine karıştı. Kimya ödevini yaparken flüt çaldım. Müzik ödevini bitirmişim farkında olmadan. Oyun oynarken kaldığım yeri kaydetmeyi unutup en baştan başladım. Lütfen sus artık Necati abi. Madem öyle, bundan sonra asla, ama asla, 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 asla konuşmayacağım. 1, 2, 3, tıp. Dışımdan konuşmasam da içimden düşünebilirim. Sonuçta iç sesime kimse karışamaz. Hem böyle yankılı yankılı daha güzel. Yankı, yankı. Evet, iç sesler yankılı oluyor. Neyse, acaba neden bu kadar çok konuşuyorum? Bunun bir çözümü olmalı. Feridun abinin saçı da ne garip değil mi? Bak bak, kesin peruk bu. Hayır, değil. Benim iç sesime Feridun abi nasıl girdi? Ben de bilmiyorum Necati. Galiba yanlışlıkla bir şeylerin ayarlarıyla oynadım. Çık benim hattımdan, korkutma beni. Çıktın mı? Oh, çıktı galiba. Buradayım hala. Vay! Nasıl çıkacağım bu iç sesten bilemiyorum Necati. Kontrol, al dilik yapacaksın. Tamam, deniyorum. Ha, bu sefer çıktı galiba. Bu ne? İç sesiniz sizi rahat bırakmıyor mu? Problemlerinizden ötürü çok mu konuşuyorsunuz? Bize gelin, ücretsiz seanslarımızla rahatlayın. İşte bu, tam aradığım şey bu. Aynen aynen, kesin git bu. Sen burada mısın hala? Bu kadar hamburgeri neden aldın baba? Necati'nin üzerine fazla gittik galiba oğlum. Bu hamburger dağıyla gönlünü alalım bari. Necati abi evde değil galiba. Dur bakayım.
Necati evine sesli güvenlik sistemi taktırmıştı. Şuna bir basalım bakalım. Giriş yapmak için lömpence dilinde lütfen değil. Lömpence ha? Neydi? Lef lef. Doğru bildiniz. Giriş onaylandı. Şakir sen bir gir bakayım içeri. Ben bunlarla giremem şimdi. Tamam. Beklerken size lömpenceli türkü açmamı ister misiniz? Hayır. Açayım açayım. Lömpere, lömpere, lömpere. Yeter. İstemiyorum türkü. Baba bak ne buldum. Bir seminer broşürü. Necati abi buraya gitmiş olmalı. Eyvah. Yine nelerin peşinde bu adam. Yürü oğlum yürü gidelim bakalım. Neymiş bu seminer? Şimdi de sizlere lömpence bir metal parçası söyleyeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Burada bütün sorunlarınızı çözeceğiz. Örneğin sıkıntıdan ötürü çok mu yemek yiyorsunuz? Evet. Evet. Ya da canınız sıkkın olduğu için çok mu konuşuyorsunuz? Evet. Yine evet. Aşırı üşengeç misiniz? Evet. Aşırı evet. Öyleyse tam olarak doğru yere geldiniz. Evet. Yok bu fazla oldu. Yarın sabah bütün bu sorunlarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Şimdi odalarınıza çekilin ve istirahat edin. Tamam. Feridun senin ne işin var burada? Ah Necati benim de içsel sorunlarım varmış. Onları çözmeye geldim. Git uzaktan çöz sorunlarını. Dinlenmeye geldim buraya. Seninle uğraşamam. Hayret bir şey arkadaşım. Kafamın içinde bile rahat yok. Feridun. Hah gitmiş. Şapşallar dertlerinden kurtulacaklarına nasıl da inanıyorlar. Hele o koca kulaklı filin kararlı bakışlarını gördün mü? Tam bir şapşal. Neyse yarın sabah hepsini hipnotize edeceğim. Ve yanımızdaki madeni kazdırıp bizler için altın çıkarmalarını sağlayacağım. Böyle saflar olduğu sürece çok zengin olacağız abi. Şimdi yarın kullanacağımız özel parfümü hazırlayacağım. Biraz şundan. Oh. Biraz bundan. Güzelce karıştıralım. Duydun mu baba olanları? Yarın herkesi hipnotize edeceklermiş. Hadi hadi. Hemen gidip Necati'yi uyarmalıyız. Hadi herkese iyi geceler. Ben en üste yatacağım. Hayır ben. Hayda. Arkadaşım en ağrımız sensin. En üstte ne işin var? Neyse bırak bırak. Yat işte aşağı. Sonuçta en kötü ne olabilir ki? Üstümüze düşecek hali yok herhalde. Şşt, şşt. Necati. Necati. O ne? Ne yazıyor? Tesisatçı Halil Usta. Bu nedir? Hı? Pardon yanlış karttı. Ben artık kimseyle konuşmuyorum. Gidin buradan. Necati abi bırak şimdi bu sessizlik yeminini. Bizi dinlemelisin. Hocalarınız sizi kandırıyor. Yarın hepinizi hipnotize edecekler. Arkadaşım burada uyumaya çalışıyoruz. Gider misiniz? Hadi gidin oradan. Evet zaten zor haldeyim. Bir de sizi mi dinleyeceğim? Ah benim. Necati durun. Necati bize inanmalısın. Durun. Şunu da koyalım. Evet arkadaşlar, şu güzel kokumuzu da sıkalım. Ferah ferah dersimize başlayalım. Oh. Değişik bir koku bu. Oy. Oy. Tamam abi, bunlar hipnotize oldu. Evet çocuklar. Şimdi size dediklerimi harfiyen yapacaksınız, tamam mı? Tamam. Öyleyse herkes yanında duran küreyi alsın ve yandaki madene gidip yeri kazmaya başlasın. Ta ki altınları çıkartana kadar da kimse durmasın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Gelsin altınlar. Oğlum nasıl durduracağız bu kadar hipnoz olmuş adamı? Mirket abiyi arıyorum. O bize yardım edebilir. Şakir şu anda müsait değilim. Feride ve kayınpederlerle beraber tatildeyim. Necati abi parfümle hipnotize ettiler. Bize yardım etmelisin. Mirket ne yapıyorsun?
Babamlar sucuk ekmek yemeye gidelim diyorlar. Sen kimle konuşuyorsun? Geliyorum Feride. Şakir, Şakir bana parfüme koydukları malzemeleri söylemen lazım. Mesaj at. Umarım bakabilirim. Tamam Mirket abi. Öğrenip atacağım hemen mesajı. Hadi damat. Kolaysa yakala beni. Şimdi görürsün sen kayınpeder. İyi ki yanıma roket yakıtlı ekipmanlarımı getirmişim. Ona kadar durma. Bulun o. Hadi, hadi kızalım. Hadi. O altınları bulmalıyım. Durmayalım. O altınları bulmalıyım. Tuttum. Necati. Lütfen kendine gel. Sizi kandırıyorlar. Baba bu işe yaramayacak. Çok büyük bir gücün etkisindeler. Neler oluyor orada? Siz de kimsiniz? Eyvah geldiler. Bizim planımızı engellemeye çalışıyorlar abi. Bütün öğrenciler herkes kazmayı bıraksın. Ve şu iki oyun bozanı yakalasın. Çabuk! Baba bize doğru geliyorlar. Kaç! Hadi yakalayalım. Eyvah! Tünel bitiyor burada. Kapana kısıldık. Mirket abi bir çözüm bulmazsa asla kurtulamayacağız. Şakir malzemeleri mesaj attı ama hala panzehiri bulamadım. Ne olabilir acaba? Çok az kaldı. Sucuk ekmek standına önceden varacağım. Ona izin vermeyeceğim. Aferin damat. Sandımdan hızlı çıktın. Beni de siyah boyamasaydın iyiydi. Her tarafı mis oldu. Babamı temizlesene Mirket. Ne hale getirmişsin adamcağızı? He? Evet, temizleyeyim. Al bakalım kayınbaba. İyi oldu. Sağ ol evlat. Yüzüm gözüm açıldı. Kendime geldim. Kendine geldin tabii. Ha? Kendine geldim demek. Ha! Alo! Şakir! Alo! Alo! Mirket abi! Bir kova su dökün! Ne? Ne diyorsun? Bir kova su atarak kendilerine gelmelerini sağlayabilirsiniz. Hemen dediğimi yapın. Umarım işe yarar. Baba kap şu kovayı. Yıkayalım şunları. Tamam oğlum. Biz ne yapıyoruz bu madende? Ne işimiz var bu çok madende? Çok garip hissediyorum. İşe yaradı. Aa, ne oldu bana? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oley! Necati, geri geldin. Sana söylendiğimiz için bizi affet. Bundan sonra hep konuş. Hiç susma, tamam mı? Öyle mi? Yeter ki siz isteyin. Ben hiç susmam. Arkadaşlar, sizi bu dolandırıcılar kandırdı. Çabuk gelin buraya, kaçmayın. Gelin bakayım çabuk buraya. Eyvah! Kaç evladım, kaç. Bana bir şeyler oluyor. Nasıl da kaçtılar gördünüz mü? Tam bir korkak tavuksunuz ikiniz de. Korkak bir tavuk. Ses neydi? O görüntü neydi? Düştü sanki. Çok büyük bir sürücü yoktu. Sen de mi duydun sesi? Evet evet. Dükkanda peynirleri kokluyordum tam o sırada. Ben de köftelerime masal anlatıyordum. Biz niye böyle saçma şeyler yapıyoruz anlamadım. Çekilin! Herkes çekilsin! Bilim hayvanına yol verin! Aşırı zeki gösteren gözlüğümü de taktım. Her şeye hazırım. Remzi! Remzi! Ha? Ne oldu Necati bu saatte? Yoksa yine kaçan uykunu mu arıyorsun? Hiç komik değil. Şaka şaka biraz komikti. Neyse bütün mahalleli parka yürüyor Remzi. Galiba tahtırıvalliye binecekler. Ne tahtıravallisi? Dünya dışı bir varlık düştü, ona bakacağız. Teleskopumdan gördüm biraz önce. Ne? Hemen geliyorum. Kadriye ben parka uzaylı bakmaya gideceğim. Anahtarı al, biz yatacağız. Sonra da tahtırıvalliye binelim Mirket. Olur desene. Sinyal nereden geliyor? Çok yaklaştık. Şu aşağıdaki parka inebiliriz. Ooo, tahtırevalliye mi bineceğiz? Zafer sen bir daha göreve falan gelme. Çok acayip bir şeymiş bu. İnanamıyorum. Ay, hala sıcakmış.
Evet, tam düşündüğüm gibi. Bu bir tür lahit. Bu da bir tür cahit. Cahit bu. Evet, benim adım Cahit. Çekil şuradan Necati. Oo, helikopterde ajanlar geliyor. Ajanlar lahidi götürmeye geldi. Ha? Ne yazıyor? Bu galaktik bir dil. Hemen sözlüğüme bakayım. Herkes burayı boşaltsın. Ben özel ajan Haluk Aksiyonoğlu. Hemen şuraya şerit çek evladım. Sen de kalabalığı uzaklaştır. Çabuk erkek, çabuk. Tamam, tamam. Son şurası kaldı. Beyefendi, lütfen buradan çekilir misiniz? Çok tehlikeli bir alandasınız. Çekiliyorum, tamam, tamam. Kaldırın şu lahiti. Gidiyoruz buradan. Tamam komutanım. Tahterevalli'de iki sallanıp geleceğim. İşte benim gibi düşünen biri. Oy, oley. Bak seninkiler gidiyor. Fırlatayım mı seni de? Aa, cidden gidiyorlar. Hoy, güle güle oyun arkadaşım. Hadi bakayım. Üzerinde yazılanlara göre bu lahit galaksinin en vahşi suçlusunun tutulduğu bir tür mikro hapishaneymiş. Bunu evrenin derinliklerine yollamak üzere fırlatmışlar ve asla açılmamasını belirtmişler. Umarım o ajanlar içini açmaz. Hadi Necati, gelsene buraya sen de. Geliyorum. Hoşça kal tahtını valli. Sonra görüşürüz. Valli de valli. Bugünkü kuralları açıklıyorum. Şakir Şövalye, artı 2 puan kalkanı var. Tahta kılıcı artı 3 puan. Biz Arif'le sihirbazız. Asamızın artı 4 sihir gücü var. Canan'la Aylin de orman elfi. Onların da yay ve oklarının hızı artı 5. Ama kuvvetleri artı 2 puan. Karanlık savaşçılarında bütün güçleri artı 50 puan. Ha? Yok öyle bir şey. Kendi kendine puan uyduramazsın. Kumpir'in elindeki kitaba göre oynuyoruz bu oyunu. Siyah kartonun var diye daha güçlü olamazsın Cemşit. Çok saçma. Evet, daha güçlüyüm. Şimdi de hepinizi yereceğim. Kötü gülüş yaptı. Kaçın. Artı 50 puanlık saldırı. Puanlık düşüş. Şuraya saklanıp plan yapmam gerek. Bu Cemşit'i yenmenin bir yolu olmalı. Bence herkes kendi evinde ağlasın. Hayır, başka bir yolu olmalı. Burada ağlayalım o zaman. 30 canın kaldı. Şakir, can iksirin var mı? Çabuk ver. Al, iç hemen. Bu şalgammış. Evde sihirli iksir rengine benzeyen tek içecek buydu. Üzgünüm. 10 can, 5 can ve 0 can. Yenildin Arif. Yaktın beni acılı şalgam. Şimdi sıra sende Şakir. Bu da ne? Bir eldiven galiba. Artı yüzlük barış geliyor. Ne oldu? Cemşit yenildi. Şakir, harikasın. Cemşit'i yendik. Evet, öyle oldu. Nasıl yaptın bunu? Ben de anlamadım. Kazandık. Evet. Şimdi geliyorum oraya. Kaç. Çok ilginç. Bu lahit bir hapishane nakliye aracıymış. Lahidin içindeki kişiyi bir gezegenden başka bir gezegene taşımaya yarıyormuş. Buraya da şans eseri mi düşmüş? Olabilir. Bunu tam olarak öğrenmemiz için galaktik sınır karakoluna gitmemiz gerek. Ne? Yoksa gizemli bir dedektiflik olayı mı başlıyor? Öyleyse muhteşem didiktifler iş başında. Muhteşem şapşallar. Şu uzay gemisinin marşı basmıyor. Azıcık ittirin de çalıştıralım aracı. Muhteşem ittirmeciler. İttirin. Hadi. Az önce olanlar inanılmazdı. Bu eldivende gizemli bir şey var. Evet. Sen kendince gizemler yarat. Macera falan kovala. Ben eve gidiyorum. Şakir, koş babanları çağır. Bana yardım etsinler. Bunu çöpte buldum. Sokağa kadar taşımam gerek.
Peki ben denesem? Ay, güldürme beni. Ha? Ne oluyor buna? Neymiş? Ben denesemmiş. Sen bu işi kolay mı zannettin aslanım? Vay dedeciğim. O neydi öyle? Bilerek yapmadım. Sanki vücudumu ben kontrol etmiyorum. Neler oluyor? Rota hesaplandı. Ne oluyor? Şakir, hemen çıkar şunu. Çıkaramıyorum. Ben kontrol edemiyorum. Hadi geç şuraya. Geç hadi. Rapor dolduracağız hemen. Bu ne yapmış? Buraya oturamazsın. Tamam, tamam, attın şunu da içeri. İşte burası. Galaktik sınır karakolu. Burada Lahit'le ilgili bilgiler alabiliriz. Ver bakayım şunu. Merhaba komiserim. Biz Dünya Emniyet Birliği'nden geliyoruz. Bu Lahit'i buralarda gördün mü? Hayır, görmedim. Peki bu çorabın tekini gördün mü? Hayır. Bu fotoğrafı alnıma yapıştırıyorum. Tanıyan varsa söylesin. İyi günler Komiser Bey. Bir tane taşınabilir hapishane gezegenimize düştü de acaba kime ve nereye ait olduğuna bakabilir misiniz kayıtlardan? Çocuklar duydunuz mu ne diyor? Suçlular gülmesin. Bir tek sen güldün. Diğerleri nerede? Herkes yemeğe çıktı komiserim. Bu kadar suçluyla tek başıma uğraşıyorum. Affedersiniz ama niye güldünüz? Bu kadar işim var. Suçluların hepsine rapor yazılacak. Bir de sizle mi uğraşacağım? Peki. Yarısı içilmiş buzlu sütümü gördün mü? 2 haftadır kayıp. Arkadaşım ben nereden bileyim sütünü muzunu? Çekilin şuradan. Yardım mı istiyorsunuz? Öyleyse şu kaçan suçluyu bana getirin. Çabuk olun. Nereye götürüyorsun beni? Oho, bu kask da bana yakıştı. Hem de bedava. Hedefe kalan mesafe 7 kilometre. Bırakın peşimi. Meteor atıyor. Meteoroloji de çalışıyor galiba. Sen bu meteorolojiyi hiç anlamadın Remzi. O zaman ben de ona bir şeyler atayım. Burada bir şey buldum. Atıyorum bunu. Benim cüzdanım o Necati. Artık çok geç. Elimden çıktı bir kere. Daha iyiydi ama. Şimdi değil. Ay 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 ay. Hay tam 12'den. Al şu ağla yakala adamı Remzi. Ben. Dur önce cüzdanı alayım. Şimdi sen de gel bakayım. Bırak beni! Bırak! Aferin size. Beni yakaladığınızda ne oldu? Ne kazandınız şimdi? Bak arkadaşım. Alnımda fotoğrafla geziyorum kaç saattir. Önümü bile göremiyorum bazen. Beni sinir etme. Olamaz. İnanamıyorum. Bu fotoğraftaki Lahit'in kime ait olduğunu biliyorum. Ne? Çabuk söyle. Çabuk, sırf bu olay için atom bile parçalamadım bugün. Kime aitmiş bu Lahit? Benim ortağıma. Darat, darat, tis tis, darat. Gerilimli bir müzik yapmaya çalıştım ama olduğuma emin değilim. Oo, şu haberlere bakın. Bir tane robot şehri birbirine katmış. Bütün her yerde videosu var. Göster bakayım. Bu da benim ortağımın robotu işte. Nasıl yani? Hapishaneye transfer olurken Light'in bir yerine yerleştirmiştim. Eldiven şeklindeydi. Şimdi de aktif olmuş ve tamamlanmış. Rotayı belirlemiş ve arkadaşıma gitmeye çalışıyor. Ne? Sanırım Light'in gizemini çözdük. Sıkı tutunun. İşte robot. Yanımızdan geçti. Hadi takip et onu. Çok hızlıymış ama yetişmeye çalışacağım. Neler oluyor? Buraya nasıl girdiler? Efendim çok hızlıydı. Radarımıza yakalanmadı. O kadar para verdik radara. Böyle bir şey mi olur? Radardan radara fark var. Şimdi bunlar ucuz mal. Parçası kalitesiz. Merhaba. Burada sarı dolmuş geçiyor mu acaba? Bir de bedava mı bilen var mı? Ne yapıyor bu? Ah!
sağ yap. Tamam, şimdi boşal vitesi. İndir, indir. Uzay gemisi kullanana böyle söylenmez. Ama bir yandan da çok işime yarıyor. Şimdi topla gel, topla gel. Sevgili Mahkum Bey, eğer bize yardım edersen komisere senin hakkında güzel bir iki şey söylerim. Evet, mesela bize Tantuni ısmarlayarak yardım edebilirsin. Remzi, sen de hemen karakolu ara. Tantuni'den önce mi sonra mı? Tantuni falan yok, ara çabuk. Sonunda. Evet, kıyafetimi alayım. Robotun içinde Şakir varmış. Robotuma sonunda kavuştum. Abi hadi. Seni kaçırmaya geldim. Beni takip et. Harikasın. Tam zamanında. Güle güle çocuklar. Şakir evladım, bekleyin burada. Şu işimizi hallettikten sonra sizi alacağız. Bir de Tantuni işimiz vardı. Tamam baba, bekliyoruz. Ne oldu şimdi yani? Hiçbir şey anlamadım. Abi, bu iş galaksiler arası bir olaymış. Sen boşuna karıştın en başından beri. Doğru diyorsun. Hadi gidelim o zaman yemekhaneye bir şeyler yiyelim. Siz de gelin gençler, yoruldunuz o kadar. Yemekhanede gofret çıkıyor mu? Abi, sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber, seni kurtardım. Kötü haber? Seni kurtarmak için kurtarmadım. Ne? Galaksiler polis çağrını hepsediyorum. Yardımcı olup teslim olursak bizim cezamızı azaltmak için iyi şeyler söyleyeceklermiş. Küçük fare öyle dedi. Fare değilim ben! Mirketim! Hemen ellerinizi kaldırın! İpe tutunuyoruz. Nasıl kaldıralım? Kaldırın dedim! Ver bakayım şu cihazı da! Hop hop hop! O da gitti. Size de yardımlarınızdan ötürü teşekkür ederim çocuklar. Hoşça kalın. Rica ederiz. Aşağı inip Şakir'le Tanju'yu da alalım oradan. Olur ama önce Tantuni yemeye gidelim. O kadar bahsettik, canımız çekti. Öyle değil mi? Hadi senize. Bak gitmezsek bu tuşa basarım. Bas ona, bas bas. Cengiz ne haber? Burada havalar nasıl? Moyvo? Ha! Otobana yomo? Ha! Otobana orobo? Ha! Otosana canavar? Otosana canavar! Otosana canavar! Ha! İnanamıyorum. Oyunun en heyecanlı yerinde internet gitti. Taş devrinde araba bile buldum. Bu gazla hemen o canavarla mücadele etmem lazım. Şu modeme bir bakayım ben. İnternet bu kadar uzaktan nasıl çeksin zaten? Şu modemi biraz yaklaştıralım. Umarım canavar taş adamımı yememiştir. Biraz da şu belgesele bakayım. İlginç görünüyor. Vahşi doğada karşınıza çıkabilecek yaratıklar ve yapmanız gerekenler. Bu listeye hayran kalacaksınız. Bir numaradaki canlımız kedi. Eğer karşınıza bir kedi çıkarsa onu sevin ve besleyin. Şu tatlılığa bir bakın. Kedi görünce sev. Listemizin iki numarasında fil Necati. Vahşi doğada onunla karşılaşırsanız yiyeceklerinizi saklamanız gerekir. Bir dürümün kokusunu 2 kilometreden alabilir. Ne? Biri dürüm mü dedi? Necati abi, nasıl girmiş bu listeye? Listemizin 3 numarası boz ayı. Vahşi doğada onunla karşılaşırsanız yapmanız gereken şey... Ha? Hadi ama internet. Tam da ayıda kaldım. Ha? O modemi nereye götürdüğünü sanıyorsun Şakir? Vahşi doğada ayıyla karşılaşırsam ne yapmam gerektiğini öğrenmeliyim. Senin bilmediğin ama benim bildiğim bir şey. Tabii ki ellerini havaya kaldırıp bağırman gerekir. Böyle mi? Ne yapıyorsun?
musun? Ver şunu. Asıl benim internetim yavaşladığı için taş adamım canavarla yalnız başına kaldı. Hey hey hey! Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bir de üstüne modemin yerini değiştirmişsiniz. Sizin yüzünüzden tıraşımı bitiremedim. Verin bakayım şunu bana. Benle banyoya geliyorum. Ha? İyi de baba, internetin senin tıraşınla ne alakası var? Yeni bir model deniyor. İnternette bir tıraş videosu var. 10 yıl genç gösteren sakal. Aslan gibi aslanlar tıklasın. Aa, baba, sana doğru bir el uzanıyor. Bu. Ha? Modemimi almaya çalışıyor. Vermem! Çocuklar yardım edin. Modem giderse siz de internetsiz kalırsınız. Kadriye! Aa, versenize şu modemi canım. İnternetten yoga videoları izleyip esniyordu. Nasıl? Kolum iyi uzanıyor mu? Baba, bu modem kimseye yetmiyor. Acaba güçlü bir modem mi satın alsak? Böyle kimse kullanamıyor. Modemimiz yeterince güçlü bence. Baksanıza şuna. Abi ne olur, 7/24 çalışıyorum. Yemek de vermiyorsunuz zaten. Azıcık dinleneyim ya. Koç bu koç. İki durum söyleriz kendine gelir şimdi. Değil mi? Ua, kulaklarım çınladı. Biri dürüm dedi. Hissedebiliyorum. Evet. Şimdi oltamızı sallıyoruz ve... Ve ne? Ve ne? Oltamıza iki porsiyon dürüm mü takılıyor? Oltamızı sallıyoruz ve çoraplarımızı ters mi giyiyoruz? Açılsana video adam. Bana balık tutmayı öğret. İnternet gitti galiba. Şu Remzi'de az daha para verip kaliteli bir modem alsa keşke. Onun yüzünden evimden internete giremiyorum. Neyse, şu modemi biraz yakınlaştırayım en iyisi. Hop, birader ne yapıyorsun? Aha, balık tutmayı öğrenmişim. Ama modem tutacaktım. Sen modem misin? Yo. Tamam, tamam. Bak, izle şimdi. Ha? Ne oluyor ayol? Modem gidiyor. Yakalayın. Anam, ne yapıyorsunuz? Asıl sen ne yapıyorsun Necati? Modemi yaklaştırıyorum. Necati, ta kendi evinden bizim internete girmeye utanmıyor musun? Bir de internetimizi mi götüreceksin? Hayır efendim. Modem böyle geliyor. Ne oluyor burada? Yakaladım. Bunun için mi kavga ediyorsunuz? Ayıp değil mi? Şu halinize bakın. Ama dede internet... İnterbet minterbet. Herkes akıllı uslu duracak. Bundan sonra kutuyu isteyen sırayla benden alabilir. Remzi, Peyami dedeye virüs mü yaysak acaba? Mahvetti bizi. Bana virüs işlemez. Kereviz suyu içip duruyorum. İsteyen internetini gelip benden alabilir. Tada! Sakalım bitti. Nasıl olmuş? 10 yaş genç görünüyor muyum? Cevap yok. İşe yaramamış. Evet. İnternet çırası. Dur dur Peyami baba. Bak sana ne yaptım. En sevdiğin yemek. Sıra Kadriye'de. Ama bu haksızlık. Sıra bende olsun mu? İnternet senindir. Ama interneti en çok ben istiyorum. İnternet senindir. İnternetsiz yapamam. İnternet senindir. Aa, daha yemek tarifi bakacaktım. İnternet senindir. Dedemi en çok ben seviyorum. Şakir yeni yöntem buldu. Benim boyum mu uzamış? Yemek tarifi. İnternet, internet, internet. Peki, peki, peki. Yeter. Ben haksızlık yapmayacağım. Sıra bende. İnternet benim hakkım. Peyami dede, izin verirsen internette bir arkadaşa bakıp çıkacağım. İnternet Necati'nindir. Ben gidiyorum. Biraz Canan'ın profiline bakayım. Ne zamandır görüşmüyoruz. Profilde profiterol gibi. Çabuk ne istediğini söyle. Kafamda bin bir türlü şey var. Mirket abi ne yapıyorsun? Hiç sorma. Arada bir kafamı çalıştırmam gerekiyor böyle. Sen ne istiyorsun onu söyle. Evdeki modem uzakta olduğu için internetim çekmiyor. Al bitti. Aa, teşekkür ederim. Çok hızlıydı. Yalnız dikkat et, yön tuşu yukarı dönük olmalı. Yoksa tam tersi şekilde çalışır. Tamam tamam, görüşürüz. Kafam çok dağınık. Ben bakkala kadar gidiyorum. Gelene kadar modem Şakir'de kalacak. Oley! Taş devri oynamaya! Ama bu haksızlık. Peyami dede, sen gelene kadar Şakir taş devrinden orta çağa atlar. Sus bakayım sen. Hohoy! Ben de meyvenin üstünden atladım bak. Şunu da takalım. Şimdi o belgeselin devamını izleyebileceğim. Ha? Yön tuşunu unuttum. Ah!
Affedersin, buradan ortak yere minibüs kalkar mı? Utasolo. He? Ne dedi? Sahilden kalkıyormuş ama bu saatte geçmezmiş. Nereye geldik biz? Neler oluyor? Burası benim oyunumun içi. Taş devri oyunuma ışınlandık. Eyvahlar olsun. Arkadaşım, bir kere de şöyle Alaçatı'ya, Bodrum'a ışınlanalım. Ha! 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 Durun! Olamaz! Affedersin, burada kablosuz ağ var mı acaba? Buradan acilen kurtulmamız lazım. Canavarlar, düşman kabileler, bu oyun çok tehlikeli. Oğlum, nasıl açtıysan kapa şu oyunu. Ben bir şey yapmadım ki. Kim yaptı o zaman? Ben. Kızım, sen mi? Ben bekliyordum. Şuna bakın, tam bir suçlunun yüz ifadesine sahip. Bir de benim yüz ifademe bakın. Gayet internetsiz, canı balık ve lahmacun çeken üzgün bir fil suratı. Siz internet sırasında haksızlık yapınca ben de kendi yöntemlerimi denedim. Mirket abiye internetin daha iyi çekebilmesi için bir cihaz yaptırdım. Yalnız cihazı ters yönlü çalıştırmışım. Geri dönmemizin tek yolu cihazı doğru yönde tekrar çalıştırmak. İyi de evde kimse kalmadı. Peyami Baba dışında. Buna mesaj yollamanın yolunu biliyorum. Karşıdaki dağın tepesinde bir haberleşme kulübesi inşa etmiştim. Oraya ulaşıp Peyami Dede'ye mesaj yollayabiliriz. O da cihazı çalıştırır. Tabii mesajımızı görürse. İyi de nasıl gideceğiz? Hebele hübele çok çok tuku tuku kat kat git kat. Oo, Şakir en sevdiğim şarkıyı söylüyor. Ben de söyleyeceğim. Hatata botato çıkı çıkı fiş fiş. Ne yapıyorsunuz oğlum, şaşırdınız mı siz? Oyunun içindeyiz, şifre yazıyorum ben de. Bu oyunu benden iyi bilen yok. İzleyin şimdi. Hebele hübele çok çok tuku tuku kat kat foş foş 26 AS'de. Oo, hiç dinozora binmemiştim. Aman oğlum, dikkatli sür. Dinozorlar taş devrinde çoktan yok olmuştu bir kere. Oyundayız işte, çok düşünme, atla tepeme. Peki. Dinozorların gücü adına. Lahmacun şifresi yazsana. İyi pişmiş olsun. Necati abi, ne lahmacun şifresi? Bir tek dinozor şifresi biliyorum. Bir de dil hilesi. Dil mi? Yapsana bakayım neymiş. Patata moyot 1-2-3, 1-2-3, çikirtik çikutot. Yok ama. Yok. Evet. Hey. Beyefendi lütfen durun. Size saldırmak istiyorum. Beyefendi lütfen durun. Dinozorlar inin lütfen. Size saldıracağız. Aa, çok nazik bir dil konuşur oldular. Keşke Necati abinizin de böyle şifreleri olsa. Emniyet kemerini taksaydık keşke. Niye durdun? Kulübe dağın tepesinde. Motor hararet yaptı. Yaya olarak çıkacaksınız artık. Ne motoru? Ne harareti? Dinozorsun sen. Konuştuğuma inanıyorsun da gerisine mi inanmıyorsun? Hadi ben kaçtım. Bay. Durur musunuz lütfen? Lütfen durun. Hapse atacağız dedik sizi. Hapse atacağız. Geliyorlar. Çabuk çıkalım. Burada da yoklar. Ama neyse, sıkılıp gitmişlerdir belki. Bu neymiş? Taş devri oyunu mu? Oo, benim zamanın insanları. Dur bakayım, şuraya tıklayınca ne oluyor? Kocaman bir ayı oluşturdum sanırım. Her şeye tıklayayım en iyisi. Oo, her şey birbirine girdi. Ayı! Bakalım Şakir'in yöntemi işe yarıyor mu? Her gördüğüm bana bağırıyor böyle. Kimseyle düzgün konuşamıyorum. Ama ben kimseyi üzmek istememiştim. Sonuçta işe yaradı. Kaya geliyor. Oo, işte taş devri diye ben buna derim. Yanımda hep bir olta olur. Zaman yok. Koşmaya devam edelim. Ha? İşte yoga derslerinin işe yarayacağı zaman. Oo, Kadriye duruma hemen el attı. İşte geldik. Benim sakalım bir işe yaramadı. O saçma sakalı kesmen gerektiği konusunda hemfikiriz demek ki. Peyami Dede'ye mesajı yolladım. Umarım görür. Oo, Peyami Dede'ye kaldıysak... Işınlanmamız yıllar sürer. Daha mesajı okuyacak da, cihazı çalıştıracak da. Hayır, kendisi bir kere kaplumbağa. Adı bile yavaş. Kaplumbağa. Necati! Kurtulduk! Oh, internetsizlik de iyi geldi ayrıca. Özlemişim sizinle böyle macera yaşamayı.
İnternetten biraz uzak kalabiliriz artık sanırım. Aynen öyle. Şimdi ben şu modemi alıp odama kaldırayım en iyisi. Hey! Bu Remzi'nin yalancı suratı. Gel evet, buraya. Benim hakkım. Bunlar akıllanmadı. En iyisi taş devrinde biraz daha tatil yapsınlar. Merhaba. Muhteşem bir maceraya hazır mısınız? Sizi uyarmalıyım. Bu bölüm tansiyonunuzu zıplatabilir. Duygularınızla saklambaç oynayabilir. Dedenizi bilek güreşinde yenebilir. O yüzden kemerlerinizi bağlayın. Çünkü başlıyoruz. Kimmiş o beni bilek güreşinde yenecek? Tamam dede, sana demedim. Dede deyip hafife almayın. Uçan dede saldırısı. Tatma kalçam. Her şey okuldan dönerken Necati abimle karşılaşmamız da başlamıştı. Çocuklar bakın, Mirket'ten aldığım küçültücüyle oynuyorum. Bayım! Dünyanın en büyük küdesini yaptınız. Neler düşünüyorsunuz? Her şey kafamdaki küçük bir fikirle başladı. Necati abi, şunu cebine koyar mısın? Affedersiniz çocuklar. Kafam karışık bu aralar. Ha, niye ki? Ben karıştırıyorum çünkü arabamı küçülttü. Çocuklar yardım eder misiniz bana? Tabii ki. Tamam, siz adamı tutun, ben küçülteyim. Hayır hayır, arabayı bulmanıza yardımcı olacağız. Gel pisi 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 pisi. Affedersiniz, buralarda bir araba gördünüz mü? Görmedim, duymadım, sevmiyorum. Sevmiyorum değil de bilmiyorum, olmasın o. Üç maymun oynamayı pek sevmiyorum. Araba sarı mıydı? Evet. Peki böyle hafif eğimli miydi? Evet. Peki tadı muza benziyor muydu? Şuna bakın, içinde not olan bir şişe buldum. Denizden gelmiş olmalı. Adada mahsur kaldım, yardım edin. Ayran şişesi mi, şalgam şişesi mi? Ne fark eder? Ben son olaydan sonra ayranlara yardım etmiyorum. Selami dedeyi kim içti? Kim yaptıysa çıksın ortaya. Necati! Şurada sahipsiz bir vapur var. Kayıp arabadan önce kayıp kişiyi bulmamız lazım. Hadi adaya. Sakin ol oğlum. Vapur beni tutuyor. Ben arabayla geleceğim. Necati abi, bir adaya arabayla gidemezsin. Bana bir şey yapamazsın de sonra seyret. Seyretmeyin. Böylece adada mahsur kalan kişiyi kurtarmak için yola çıkmıştık. Dikkat dikkat. Kaptan Canan konuşuyor. Kim seni kaptan yaptı? Aranızda başka gemi sürmesini bilen var mı? Sen de sürmeyi pek bilmiyor gibisin. Şakir, kaptanın sözünü bölme lütfen. Görevlerinizi açıklıyorum. Kompir Micho. Tiso yön bulacak. İleriyi ve geriyi çoktan buldum. Sağımı ve solumu da bulursam bu iş tamamdır. Şakir erzaklardan sorumlu. Durun durun, gitmeyin. Sizden ben sorumluymuşum. Necati varken bu gemide duramayız. Canını seven kaçsın. Önce reçeller ve çocuklar. Önce reçeller ve çocuklar. Ben itfaiyeci olacağım. Necati abi, gemide itfaiyeciye ihtiyaç yok. Astronot olayım. Uzayda değiliz. O zaman top güllesi olacağım. Su alıyoruz. Üskeyim ben. Suya değersem eririm. İmdat! Yolculuğumuzun 17. günüydü. Açık denizde boğuşmak Necati abi hariç herkesi yormuştu. Teker teker gelin. İşte o sırada davetsiz misafirimizle karşılaşmıştık. Köpek balığı! Hani nerede? Köpek balığı Necati abiyi yakaladı. Necati abiye dişlerini gösteriyor. Necati abi köpek balığının dişlerini fırçalıyor. İyi bakman lazım bu dişlere. Yoksa çürür. Çok açım. Erzağınızdan biraz alabilir miyim diye gelmiştim ama. Üzgünüm.
üzgünüm. Bir köpek balığına güvenemeyiz. Çok ayıp Şakir. Ayrımcılık yapmamalısın. Ayrımcılık yapmıyorum Necati abi. Konu erzak olduğunda sana da güvenmiyorum. Eğer tüm erzağımızı az önce köpek balığına vermemiş olsam... ...bu lafına çok gücenirdim Şakir. Ne? Bana neden güvenmediğini anlamıyorum. Teşekkür ederim. Biz ne yapacağız? Tahta mı kemireceğiz? Benim tahtama biraz daha tuz atar mısınız? Hop! O benim tahtam. Hayır benim. Aç ve susuz tayfamın kontrolünü sağlayamıyordum. Günlerdir tek bir kara parçası göremiyorduk. Ha? Dürbünün kapağı kapalı kalmış. Üstüne üstlük fırtına geliyordu. Fırtına geliyor! Fırtına gidiyor! Fırtına geliyor! Fırtına gidiyor! Bir karar verin kardeşim. Geleyim mi, gideyim mi? Yaşananları daha iyi anlamanız için canlandırarak anlatacağım. Şimdi bu vapurumuz. Bu da fırtına. Şiu, şiu, aça! Sol tekme, sağ yumruk. Ya! Kapat! Çam, 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 çam. İşte böylece gemimiz alabora olmuştu. Gözlerimi açtığımda bir adadaydık. Hopi bak, çiki çiki çiki, hop benim hop. Rüyada olduğumu sanmıştım. Ancak gördüklerim doğruydu. Canan, Şakir maymunlar kaçırdı ama merak etme, kurtaracağım. Canan! Şşt, bağırma, bebeklerimi uyandıracaksın. Ada, adayı bulmuşuz. Sen, şişeyi sen mi yolladın? Evet, ıssız adada tek başıma meyve yiyerek hayatta kalıyordum. Şurada eski uygarlıklardan kalma ocak başı var. Kebap yapsaydın keşke. Oo, bu adayı önce Adanalılar keşfetmiş olmalı. Ada ve Adana. Haklı olabilirsin. Gemimiz harabeye dönmüş. Merak etmeyin. Ben gemiciyim. Ağaçları kullanarak gemiyi tamir edebilirim. Pekala. Ağaçları sahile taşıyıp gemiyi onarıyoruz ve buradan kurtuluyoruz. Emredersin kaptan. Al işte. Bebekleri uyandırdınız. Kurtarın bizi bu adamdan. Şaşırmış mı? Bu ağaçlar çok ağır. Bence küçültüp de taşıyalım şu ağaçları. Necati abi, bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? Değilim. Evet, çünkü bu iyi değil. Muhteşem bir fikir. Obaley! Doldur, doldur. Bu kadar ağaç yetmez ama. Daha fazla lazım. Bunun hızlı modu vardı sanki. Necati abim yine yapacağını yapmıştı. Niye hepimiz bir anda büyüdük? Biz büyümedik. Sen adayı küçülttün. Oo, artık adanın her yerini keşfe çıkabiliriz. Bu adanın çok sıkıcı olduğunu keşfettim. Merak etmeyin. Şişe hala yanımızda. Evet, bir not yazıp yardım isteyelim. Yardım edin. Ben yokken mahallede komik komik şeyler yapacak biri lazım. Hayır. Şişe buradan akıntıyla İstanbul'a gitmişti daha önce. Yine aynı şey olacak. Tek yapmamız gereken şişenin içine girmek. Niye alasak mı? Öbür türlü sığmayacak şişeye. Önce küçüleceğiz. Son gelen tıpayı kapatsın. Necati abi, girdikten sonra tıpayı kapatman lazım. Ne? Duymuyorum sizi. Necati abi, arkanda dev yengeç var. Aa, dev yengeç. Hiç yok da değildir. Dev yenge de olabilirdi. Necati abi kaç! Dikkatini dağıtmayı dene. Kaç 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 kaç. Yengeç dansı. Arkamızdan geliyor. Oo, iyi ki cam kenarı koltuk satın almışım. Manzara süper. Yengecin midesindeyiz sanırım. Ne yapacağız? O geliyor. Çekiç başlı köpek balığı. Bizi kurtardın. Sana güvenmediğimiz için özür dileriz. Önemli değil çocuklar. Başka bir şey lazım olursa çekinmeyin. Bizi İstanbul'a kadar atar mısın? Tabii ki hayır. Öyle neşeli hayır dedik ki kızamadık. Güle güle.
büyüyebilmek için Mirket abiye gitmemiz lazım. İyi de nasıl gideceğiz? Bu boyla laboratuvara gitmek günler sürer. Aa, işte küçülttüğüm araba burada. Atlayın. Araba mı sesi bu? İşte burada. Sonunda buldum. Kaçma. Dur. Bir de bizi kovalıyor. Ne yapacağız? Bir gemici gibi düşün. Uy hacan da. Uy hacan da. Da. Rüzgarı kullan. Oy. Ayağıma bir şey çarpıyor. Ya Necati ona verdiğim cihazla başını büyük bir derde soktu. Ya da böceğin biri ayağıma kafa atıyor. Aynı anda bu kadar haklı olmayı nasıl başarıyor bu adam? İşte böyle. Biz normale döndük, adam da arabasına kavuştu. Mirket abi ise en sonda da olsa seyir defterimin bir parçası olmayı başardı. Bir dakika, bir dakika. Bu araba kapıdan sığmaz ki. Nasıl çıkaracaksın? İşte böyle. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere uzaylı avcısı Profesör 3'ü tanıtacağım. Bildiğiniz gibi bu oyun tam 10 yıldır bekleniyordu. Şakir. Ama anne kayıttayım şu anda. Haftaya olan sınava çalışmıyor musun sen? Hayır anne. Son gece çalışacağım. Son gece mi? Son gece. Son gece. Evet son gece. Eminsin. Son gece yani. Evet eminim. Son gece yani. Sen işine bak Şakir. Ben sadece kapı açıp kapatmayı seviyorum. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınav son gece. Sınav son gece. Sınav son gece. Sınav bu gece. Bu gece son gece. Oh nihayet. Defter, kitap, soru bankası, silgi, kalem tıraş. Evet, her şey hazır. Ha, bir dakika, unuttum. Uğurlu kalemim. Uğurlu kalemim nerede? Burada yok. Burada da yok. Burada hiç yok. Kalemim nerede? Bahane! Anneanne! Sen ne diyorsun Necati? Herkes bağırınca hoşuma gitti. Böyle olacağı belliydi. Sınava çalışmamak için bir haftadır elinden geleni yaptı. Son geceye bıraktı. Şimdi de kalemi bahane edecek kesin. Kalemi bahane ediyor. Pardon ya, yani kalemim nerede? Gördünüz mü? Ay ne bileyim oğlum. Bugün odanı temizledim, ben de görmedim. Uğurlu kalemim olmadan çalışamayacağımı biliyorsunuz değil mi? Çöpe baktın mı oğlum? Çöpü attım. Sokakta bekliyor. O zaman çabuk ol evlat. Çöp arabası gelmeden kalemini bulman lazım. Ben de geliyorum Şakir. Oley! Çöp arabalarını çok severim. Nerede kaldı bu adam? Eyvah! Polis sireni bu. Gitmek zorundayım. Üzgünüm dostum. Geldim. Nerede bu adam? Hay aksi, polisler geliyor. Ne yapacağım? Ne? Kaçmış olmalı. Muhtemelen öyle. Bu ne? Maske. Hırsız maskesini düşürmüş. İşte çöpler burada. Sen bu kutuya bak Necati abi. Bu neymiş? İnce altın. Geç. Elmaslı yüzük. Geç. Aha! İskelet kostümü. Bırak abi onları. Kaleme odaklan. Kaleme. Burada da yok. Eyvah! Çöp arabası geliyor. Şunu da alıyorum. Ama daha bulamamıştım. Şakir bak nasıl olmuş. Bir tane daha var. O da tam sana göre. Oo, o ne öyle? Bir deri bir kemik kalmışsın evladım.
İlk defa güzel bir espri yaptın Gürol. Hadi canım sen de. Bir deri bir kemik kalmak ne demek ki? Çok zayıflamak anlamına gelir. Aa, gerçekten kilo mu vermişim? Ekmeği kestim ondandır. Bu senden de komikmiş Gürol. Hadi yürü gidelim, bırak dalga geçmeyi. Uğurlu kalem de gitti. Of. Takma kafana Şakir. Hatta al bunu tak kafana. Ha? Şekil olsun. Aa, bir tane kutuyu almayı unutmuş lan. Kalemim içinde olabilir. Gidip bir bakıp geleceğim hemen. Ben de bu arada bakkal amcayı korkutayım bari. Bakkal amca, bakkal amca. Kapatmış adam. Neyse şu kuru yemişliği korkutayım ben de. He? Nasıl olur? Ercan abi değil mi bu? Psst, abi, ne yapıyorsun abicim? Nasıl geldin buraya? Aa Şakir, sen nasıl geldin buraya? Kimin arabası bu? Çabuk bin arabaya, polisler geliyor. Polisler mi? Oyun mu oynuyoruz şimdi? Hırsız polise bayılırım. Yürü bas gaza. Oley! Neden geciktin o kadar? Oo, demek gizemli konuşuyoruz. Hadi bakalım. Bilmiyorum ahbap. Polislerden zar zor kaçabildim. Paralar nerede peki? Paralar mı? Paralar... Paralar tabii ki de güvenli noktada. Güvenli nokta mı? O ne? Sakın bana güvenli noktayı bilmediğini söyleme. Bunu her hırsız bilir. Delirtme beni. Güvenli nokta neresi? Güvenli nokta şeyde. Dürümcü de. Evet, güvenli nokta dürümcü. Dürümcü mü? Evet. Çabuk en yakın dürümcüye sür. Eyvah! Polisler arkamızda. Bence öyledir herhalde. Hemen arkaya bir şeyler atalım. Ne? Ne yapıyorsun koltuk o? Bir hırsız her zaman kaçarken koltuk atmalıdır. Bu koltuk da neyin nesi? Eski model bir koltuk. Hırsızların arabası da eskiydi bayağı. Kesin buralarda bir yerde olmalılar. Bir dakika. Şuradaki kim? Aha, iskelet maskeli soyguncu. Tekrar maske takmış. İşte çöplerin orada. Çabuk yakalayalım. Yok hiçbir yerde. Yeter artık, eve dönüyorum ben. Aha, şimdi yakalandı. Yürü bakalım arabaya. Ne yapıyorsunuz? Bir hata yapıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmadım. Tabii. O bankayı da sen soymadın değil mi? Ne bankası? Ben ders çalışmaya çalışıyordum. Kesin derstir. Yarın büyük sınavım var. Her yerden soru gelecek. Lütfen indirin beni. Gidip çalışmam gerek. Tamam öyleyse sana tek bir soru soracağım. Bilirsen gitmene izin vereceğiz. Tamam sor. Birden ona kadar olan asal sayıları say öyleyse. Asal sayı... Neydi? Süre doldu. Cevap 2, 3, 5, 7. Kandıramadın bizi hırsız bey. Hayır, ben hırsız değilim ki. Abi, çaldığın var mı? Acılı. Emin misin paraları buraya koyduğuna? Ha, evet. Usta bize 2 tane taburu atsana şuraya. Ne yiyorsun sen? Ercan saçmalama, bir şey yemek istemiyorum. Paraları alıp gideceğiz. Tamam, ben ısmarlıyorum. Rahat ol. Hırsızı da yakaladığımıza göre şurada bir dürüm yesek mi 2 dakika? Ha? Ne dersin? Peki olur. Sen de arabada bekle, tamam mı sevgili hırsız bey? Hala hırsız diyorlar. Hadi hemen şu dürümünü bitir ve parayı sakladığın yerden al. Yeter artık. Tamam Şakir. Ben bir acı biber alıp geleyim. Ne Şakir? Usta bize bir Urfa bir Adana yapar mısın? Şu biberlerden alayım. Aa polisler. Yoksa bunlar da mı oyunun içinde? Necati abi bu. Pişt, Necati abi. Oo Şakir. Hangi ara dürümünü yedin? Hesabı ödedin mi bari? Necati abi, çabuk kurtar beni buradan. Beni hırsız diye... Hiç merak etme Şakir. Macera devam ediyor. Çok gerçek bir polis arabası bulmuşsun. Hayır. Sen de başlama şimdi. Oo, plakamızın sonu da 1881'miş. Atatürk'ün doğum tarihi yani. Aferin genç. Evet. Neyse hadi gazlayalım. Saçmalama Necati abi. Çabuk gelin şu arabadan. Gerçek polis arabası bu. Ne? Ne oluyor? Usta kolay gelsin. Buraya çuvalla para bıraktı mı biri? Ne? Burası güvenli noktaymış. Ne diyorsun evladım? Usta polis arabamızı kaçırdılar. Buralarda iskelet maskeli birini gördün mü? Anne! Kaçma. Çabuk buraya gel dedim. Ayaksi, ne yapacağım bu paralarla şimdi ben?
Biri o nerede acaba? İyi, polis geliyor. Çabuk bakın abi, Necati abi. Bırak beni Şakir. Ne yaptık bak, görüyor musun? Beyefendi, beyefendi iyi misiniz? Ay. Hiç merak etme dostum, sana yardım edeceğim. Gel bin şu arabaya, hastaneye götürelim seni. Geç bakalım. Bu adam para dolu çuvalı. Polislerin aradığı ama yerine beni yakaladıkları soyguncu bu adam işte. Ne oldu öyle? Hırsızı yakaladık Necati abi. Dünyanın en güzel gecesi bu gece. Çok eğlenceli. Ama bizi suçlu sanıyorlar hala. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bütün ekiplerin dikkatine. Dürümcü ustanın yakınlarında bir ekibimiz arabasını çaldırmıştır. Kendileri hırsızı yakalamış olup halen dürümcüde yardım beklemektedir. Yakın olan ekiplerin bir an önce bu saçma durumu çözmesi rica olunur. İşte bu. Evet, bu araba konuşuyor. Hayır, telsiz o. Duydun mu, polisler hala dürümcüdeymiş. Öyleyse bir fikrim var. Nerede kaldı bu destek? Sen de çıkar bakayım şu maskeyi artık. Sana o kadar asal sayı öğrettik. Bize bunu mu yaptın? Ne asal sayısı? Dürümcünün önünde bekliyorlar. Hazır mısın Necati abi? Hazırım Şakir. Yavaşça ittirelim hadi. İttir. Bu bizim araba. Hoppala. O ne? Arkada biri yatıyor. Birol, ne oldu bize? Bilmiyorum Ercan, bilmiyorum. Saçma sapan bir şeyler oldu bize. Paralar da burada. Yakaladık. İkisini de yakaladık. Oley! Hadi bakalım, sen de geç içeri. Hadi. İnanamıyorum. Bütün geceyi dışarıda geçirdik. Çok uykusuzum ve sınava çalışamadım. Kesin başarısız olacağım. Olsun Şakir. Hayatımızın macerasını yaşadık. Fena mı oldu? Ben gidiyorum Necati abi. Bana şans dile. İyi şanslar. Unutma! Karadeniz'de dağlar kıyıya paraleldir. Bir tek bunu biliyorum şu hayatta. Bittim ben. Evet çocuklar. Bugün sınav yapmaktan vazgeçtim. Onun yerine sözlü yapacağım. Yapmayın hocam. Hayat bu, sürprizlerle dolu. Ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Şakir, ilk sen gel bakayım tahtaya. Bittik. Başlıyorum. Söyle bakalım. Bir deri bir kemik kalmak deyimi ne anlama gelir? Bir deri bir kemik kalmak ne demek ki? Çok zayıflamak anlamına gelir. Çok zayıflamak anlamına gelir. Güzel. İkinci sorum. 1881 tarihi neden önemlidir? Oo, plakamızın sonu da 1881'miş. Atatürk'ün doğum tarihi yani. Aferin genç. 1881 Atatürk'ün doğum tarihi. Bayağı iyi. Peki, birden 10'a kadar olan asal sayıları sayar mısın? Süre doldu. Cevap 2, 3, 5, 7. Kandıramadın bizi hırsız bey. 2, 3, 5, 7. Vay canına. Bu da sonuncusu. Çok klasik olacak ama Karadeniz'de dağlar kıyıya nasıl... Paralel. Tek bildiğim bu çünkü Necati abinin. Bravo Şakir. Sana 100 puan veriyorum. Otur bakalım yerine. İnanmıyorum. Geçtim. Sınavı geçtim. Tamamen şans oldu ama bir daha işimi şansa bırakmayacağım. Oley! Thank you.